Bugün bu yönetilemeyen Türkiye'yi tabi konuşacağız konuğumuz gelecek partisi sözcüsü Serkan Özcan Serkan Bey hoş geldiniz programımıza teşekkür ederiz katıldığınız için hoş bulduk merhaba Mustafa Bey ben de teşekkür ederim davetiniz için evet sağ olun yönetilemeyen Türkiye bunun adı artık böyle maalesef ne pandemi yönetilebiliyor. Ne ekonomi yönetilebiliyor, e, saldım çayıra, mevlam kayıra. İktidar her gün hata üstüne hata yapıyor. Anayasa, yasa e, bunlar bir rafa kaldırılmış. Genelgelerle e, yönetmeye kalkıyorlar ama her aldıkları karar bir diğerini tekzip ediyor. Bir, bir tuhaflıktır gidiyor. Evet, e, sizin alanınız tabii iktisat. Bu programında da e, iktisat programı olduğunu hatırlayarak. Şu enflasyondan başlayalım isterseniz. Pazartesi gelen enflasyon. Ne gördünüz? Ne vaat ediyor gelecekle ilgili? Vallahi hiç hayırlı şeyler söylemiyor tabii. Hepimiz e, gördük. Şimdi evvela şunu söyleyelim. Mustafa Bey, Türkiye'de maalesef Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün yayınladığı enflasyona inanma konusunda hepimizin ciddi e, şüpheleri var, soru işaretleri var kafasında. O yüzden e, öncelikle onu söyleyerek e, başlayayım ama buna rağmen %17 düzeyinde bir tüketici fiyatlara enflasyonu, %35 düzeyinde bir üretici fiyatları enflasyonu yani Türkiye'nin gideceği yerin neresi olduğu konusunda bir fikir de veriyor açıkçası. Üretici fiyatlarının bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek olması çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani e, bunun eninde sonunda tüketici fiyatlarına tamamı değil ama bir kısmının yansıyacağını, bir geçişkenlik olduğunu e hepimiz biliyoruz. Tabii burada daha resmi iyi anlayabilmek için yani Türkiye'ye bu uygulanan kötü politikaların neye sebep olduğunu daha net söyleyebilmek için belki şunun altını çizmekte fayda var. şu yaşadığımız enflasyonla Surinam'ın, Nijerya'nın, Zambiya'nın, Zimbabwe'nin, Sierra Leone'nin ligindeyiz. Yani hani bu bundan birkaç ay öncesine kadar hani bugünlerde bunu söyleme katsayıları azaldı, şiddeti azaldı. Özellikle yönetememe sizin söylediğiniz gibi durumuyla beraber ama birkaç ay öncesine kadar uçuyoruz, şahlanıyoruz, kalkıyoruz. Şöyle ekonomi yönetiyoruz. Böyle bir iktisadi çerçeve oluşturduk diyen bir hükümetin eli altında Türkiye'nin enflasyonu ve faize düştüğü lig burası. Hakikaten şöyle sokakta gezsek, dolansak bizim vatandaşlarımızın ismini bile söylemekte zorlanacağı Afrika ülkelerinin liginde bir enflasyon ve işin daha kötüsü Belki global tarafı da var bunun küresel enflasyon baskısının da bir miktar arttığı bir dönemin içerisine girdiğimize dair sinyaller geliyor. Dün siz de takip etmişsinizdir. Önce Yalın'ın açıklamaları, sonra Fed'in açıklamaları, Yalın'ın tekrar o söylediği şeyi düzeltmesi falan. Bir de öyle bir küresel baskıyla karşı karşıya kalabiliriz. Maalesef enflasyonda öyle kısa vadede bir toparlanma, bir düzelme beklemiyorum. Evet, şimdi bir yandan tabii faiz yüksek yani %19. Ee, yarın da e, para kurulu toplantısı var. Ee, oradan bilmiyorum bir indirim gibi bir cinnet karar çıkar mı ee, bil, onu bilmiyoruz. Ama e, hani pasta geçseler %19 bir e, faiz e, hala çok e, yüksek ona eşlik eden e, ender e, zamanlardan biri bu. E, ona eşlik eden bir de yüksek e, döviz kuru var. Yani döviz e, fiyatları bir türlü inmiyor. Hatta e, özellikle dışarıdaki türbülanslardan etkilenerek e, zaman zaman işte 8.30'un 8, e, 8 üstüne de çıktığı oluyor. Şimdi bu iki baskı, faiz ve döviz baskısı ister istemez maliyetlere Ciddi etki eder değil mi? Yani bir e, ithalata bağımlı bir e, üretim desenimiz olduğunu hatırlarsak, e, bu e, az buz e, bir makas değil, 35'e 17, o 35'in etkileri e, mutlaka e, 17'ye e, yukarı doğru bir etki yapacaktır. Çok haklısınız. Tabii şimdi aslında Merkez Bankası'nda e, Merkez Bankası'nın yayınlarını yani daha akademik olan yayınları takip eden iktisatçılar çok iyi bilir ki siz tabii çok iyi biliyorsunuz bunu. E, Türkiye'de aslında hesapladığımız bir kur geçişkenliği diye bir katsayı var. Yani kurdaki her bir birimlik artışın ya da daha e, anlaşılması anlaşılır olması için Türkiye'de böyle bir birimlik falan değil yüzde onluk artışlar olduğu için 10 birim üzerinden gidelim 10 birimlik bir artışın enflasyona ne kadar yansıdığı konusunda tarihi datalarla çizilmiş elimizde bir rakam var bunun yüzde 15 yüzde 20 arasında bir yerde olduğunu düşünüyoruz ben son dönemde bunun daha da arttığını düşünüyorum özellikle son 10 senede üretim yapısındaki değişiklik nedeniyle artık hemen hiçbir şey üretmeyen bir ülke haline döndüğü için Türkiye ve aslında yani ekonomi yapısını buna çevirdiği için maalesef büyük bir üzüntüyle söylüyorum bunu. Bu kur geçişkenliğinin riski de üzerimizde çok fazla artıyor. Asla belki burada altını çizmemiz gereken bu bir iktisat programı ama işte bu yönetememe meselesi ve kötü siyaset neye sebep olabiliyor? Yani ekonomiyi tamamıyla ithalata bağımlı hale getirmişken, kurdaki artışlar enflasyonunuzu çok ciddi bir biçimde arttırıyorken ve halkı reel olarak yoksullaştırıyorken, hayatı pahalı hale getiriyorken Dış politikada da, ekonomide de ben dedim oldu. Beni kontrol etmeyin, bana şeffaflıktan bahsetmeyin, benden hesap sormayın diyen bir aklın çalışmasının mümkün olmadığını gördük. Yani üzülerek söylüyorum bunu çünkü bunun çok ciddi bir bedeli var ama şunu gördük hepimiz artık Türkiye'de zannediyorum. Özellikle şu son 3-4 senede yapılan rezil politikalarla, kara cahil politikalarla, ideolojik saplantılarla yapılan e, politikalarla artık Türkiye'de neyin yapılmayacağını çok net bir biçimde gördük. İşte arka kapıdan döviz satışının e, döviz kurunu ne diye getirdiğini gördük. Az önce sizin çok haklı biçimde söylediğiniz gibi aynı anda faizi nasıl yükselttiğini gördük. Şimdi işte fiyatlara geçişkenliği başladı bunun enflasyon tarafından yüzde 35 e, üfe enflasyonu görüyoruz. Bunların hepsinin çok basit bir nedeni var. Kara cahil, ideolojik saplantılı, e, elindeki televizyon kumandasıyla kanal değiştirir gibi faizi düşürebileceğinizden neden... Ee, bir kayınpeder damat ilişkisi nedeniyle bu noktaya geldi. Herhalde Türkiye e, bu tarihin bu kısmını hiç unutmayacak. Ee, şimdi ilginç olan bu 128 milyar dolar e, sorusu karşısında hala e, hesap vermezlik e, hakim e, sürüyor, bir akıl e, e, tutulması devam ediyor. Yani bununla ilgili e, topluma hesap vermek yerine şimdi e, muhtelif kendilerine göre kampanyalar başlatıyorlar. İşte yalan üretme merkezi vesaire gibi komiklikler. E, burada tabii e, 128 milyar dolar meselesinin e, ortaya çıkarılmasında e, gelecek partisinin ekonomi kadrosunun katkısını da teslim edelim e, bu gerçeğin ortaya çıkarılmasında. Biz bıraktığımız yerden devam edelim. Evet bu 128 milyar dolar e, meselesini e, ters yüz etmeye çalışıyor iktidar. Bir takım e, cinlikler yaparak ya da kamuoyunu e, yanıltıcı e, hesaplar içine girerek e, üstünü örtmeye çalışıyor. Ama galiba bu mızrağı artık hiçbir şekilde bu çuvala sokmak mümkün olmayacak. E, özellikle bu süreç içerisinde, kamu bankaları çok ciddi hasar gördü değil mi? Yani kamu bankalarını bir tür parti bankasına dönüştürdüler. Siz kamu bankalarını mercek altına aldığınızda neler görüyorsunuz? Ya açıkçası şöyle bir şey var. Tabii şimdi sizin de söylediğiniz gibi hükümetin politikalarını uygulamak için her yolu mübah görmesinin doğal sonuçlarından bir tanesini yaşıyor kamu bankaları. Yani nasıl ki Merkez Bankası yetkisinde olan rezervlerin yönetimini bir protokolle o da yani nerede olduğunu bilmediğimiz 2017 yılında yapıldığı iddia edilen bir protokolle hazineye e, devretmişse çok benzer bir biçimde e, bu döviz satışlarının bir kısmının da kamu bankaları üzerinden yani hazinenin de kamu bankalarını kullanarak bunu yaptığını e, görüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde bununla ilgili şöyle bir paylaşım bulundum. Yani 2016 yılının başından bu yana şöyle bir 4-4,5 senelik sürece baktığımız zaman dolar cinsinden İstanbul Borsası'nda işte %30-35'lik bir e, kayıptan bahsediyoruz. Ama yani bankacılık sistemine özellikle kamu bankalarına geldiğimiz zaman e, Vakıfbank'ta %67 düzeyinde bir değer kaybı var. E, Halk Bankası'nda %85 düzeyinde bir. Yani Halk Bankası'nın tabii özel bir durumu da var onu anlıyorum ama hani onda varsa Vakıfbank'ta yok. Vakıfbank'ta da %67 düzeyinde. Şimdi bu bankalar e, alıp hisse senetlerini sattığınız ve devletin parasını kullandığı bankalar. Yani bu bankalar halka arz edildi. Buraya yerli ve yabancı yatırımcılar girdi, vatandaşlarımız girdi ve yabancı yatırımcılar girdi. Ve buradan bir gelir beklentisiyle girdiler. Ama bu bankaları arka kapı operasyonlarından döviz satmak için kullanır hale getirdik. Zorla e, kredi vermek için e, kullanır hale getirdik. Ve baktığımız zaman bu bankaların öz kaynak karlılığının son 3-4 senede %20'den %10'a düştüğünü görüyoruz. Yani bankalar karlılıklarını kaybediyorlar. Sermaye ve kambiyo zararları, dövizden kaynaklanan bu döviz satışlarının bir sonucu var tabii doğal olarak. Zararlar 500 milyon TL'den, 600 milyon TL'den yanlış hatırlamıyorsam 15,5 milyar TL'ye çıkmış. Yani neresinden bakarsanız zarar, neresinden bakarsanız ziyan bir sistemin içerisinde maalesef kamu bankaları da bu işin kurbanı oluyor. E Bunun tabii hazineye e, dolayısıyla da e, vergi mükellefine e, etkisi var, yansıması var değil mi? Elbette. Yani şimdi şunu e, çok açıkça konuşmak lazım artık Mustafa Bey. Şimdi bu 128 milyar dolar meselesinde siz de sağ olun hakkını teslim ettiniz. Bizim yaptığımız çalışmalar oldu. E, muhalefette diğer partilerin e, çok önemli katkıları oldu ve bugün Türkiye'nin gündemine gelmesi, böyle mizahi videolar falan yayınlanmasında biraz ona e, açıkçası bağlıyorum. Panikle ve can havliyle ne yaptığını bilmez bir yönetim sergiliyor şu anda e, AK Parti çok benzer bir mesele kamu bankalarında, bankacılık sisteminde genel olarak ama özellikle kamu bankalarındaki batık krediler meselesinde var. Yani bir yandan sizin de az önce söylediğiniz gibi sermaye kayıpları var. Sermaye işlemlerinden kaynaklanan zararlar var. Bir yandan döviz işlemlerinden kaynaklanan zararlar var. Yani bunun da altını çizelim bizi dinleyen vatandaşlarımız herkes iktisatçı değil anlasın. Yani bu döviz zararları sırf dövizi aşağıda tutabilmek için Merkez Bankası rezervleri yetmiyormuş gibi bir de kamu bankalarında vatandaşın mevduatını satarak yapıldı. Yani yönetmeliğe göre bir banka, Türkiye'de kurulu bir banka Öz kaynağının %20'sinden daha fazla bir döviz pozisyon açığı bulunduramaz. Bunlar onu bile onun bile üzerine çıkarak döviz sattılar bir noktada. Merkez Bankası'ndaki milyar dolar yetmeyince vatandaşın kamu bankalarındaki parasını kullanarak yaptılar bunu. Üstelik Şimdi, buna buna BDDK hiçbir müdahalede bulunmadı değil mi? Normalde bulunmadım. öz sermayenin %20'sini açtığı takdirde BDDK'nın e, ne yapıyorsunuz tabii. diye uyarması lazım. Tabii mutlaka tabii ki. Yani bu bunlar çok ciddi kanunlarla, yönetmeliklerle ben biz zaten Merkez Bankası'ndan kadar çalışmış birisi olarak söylüyorum. Bu tür çerçeve yönetmeliklerde %20'nin aşılması söz konusu değildir. Hatta birçok banka %20'yi bırakın, %15'i geçtiğinde bile bir toplanır ne yapalım, ne edelim, bir açık var, bir sıkıntı var der. Çok nobranca politika uygulandığı için ben ne dersem o olur, kimseye de hesap vermem dünyasında siyaset yaptığı için bugünkü hükümet hiç işte sizin de söylediğiniz gibi bunları takmadan e, bu şeyleri yaptı. Ama başka bir sorunumuz daha var. Düşük faizle zorla kredi kullandırılan bankalar haline döndürüldü bunlar. Tıpkı 90'larda eş dost ahbaba verilen kredi sistemlerinin olduğu, hükümetlerin olduğu dönemler gibi. Sonunda biz bunu ne yaptık? Görev zararları deyip hazinenin üzerine yükledik. 2001 finansal krizinin bankacılık sektörünün rehabilitasyonu yani bu batık kredilerin kurtarılması amacıyla milli gelirimizin üçte biri gitti Mustafa Bey. Türkiye milli gelirinin üçte birini bankacılık sistemini rehabilite etmek için kullandı. Maalesef şu anda durum ondan daha iyi bir noktada değil. Evet 2001'deki o acı reçetenin sonucunda seçmen dönüp o dönemin koalisyon ortaklarının hepsini 2002 Kasım seçimlerinde barajın altına itti ve AKP öyle tabii. iktidar oldu. Şimdi Aynen öyle. Bu tarih, evet, tabii, tarih tabii. şimdi bir yerde tekerrür eder gibi görünüyor. Ne diyorsunuz? Çok katılıyorum. E, açıkçası bunun sinyallerini e, elimize gelen anketlerden, siyasi analizlerden de artık yavaş yavaş görmeye başladık Mustafa Bey. Şimdi sadece bankacılık sektörü tarafından böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Geçtiğimiz günlerde yine bir program vesilesiyle söylemiştim. Tekrar edeyim. Yani 2001 yılındaki reel döviz kurunun gerisinde bir Türk lirası var şu anda. Yani reel efektif döviz kuru diye baktığımız enflasyondan arındırılmış Türk lirasının diğer ülkelere karşı değerini toplayan bir basket var, bir sepet var baktığımız. O rakam 2001 yılının gerisinde. Yani 2001 yılında bütün paradigmaları değiştiren Türkiye siyasetini alt üst eden e, yepyeni bir partinin doğmasına ve yıllarca bu ülkede hükümet etmesine neden olan kriz içindeyken yaşadığımızdan çok daha kötü semptomlarla karşı karşıyayız. O güne göre farkımız şu, bunu sorabilecek bir meclis yok artık. Bunun hesabını sorabilecek kurumlar, kurallar yok, sayıştay yok. Efendim söyleyeyim devlet denetleme kurumu yok. Hepsi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ortadan kaldırılmış kurumlar, kurullar ya da var olsalar bile tamamıyla siyasetin tahakkümü altında olan kurumlar. Ya kendi işimizden düşünelim, kendi kurduğumuz bir şirketten düşünelim. 3 kuruş, 5 kuruş, 10 bin lira, 50 bin lira bir sermayeyle kurduğunuz şirkette yanınıza aldığınız çıraktan bile hesap sormuyor musunuz? Bizler vatandaş olarak, vergi verenler olarak, bu ülkeye hizmet edenler olarak bu hesabı nasıl sormayız? Ya da sorduğumuz halde nasıl cevap almayız? İşte her tarafından, medyasından, propaganda makinalarına, yargısından, güvenlik güçlerine kadar tamamıyla tek kişiye çalışan bir sisteme dönüştüğü için işte 2001 yılında paradigmanın değişmesi çok kolay olmuştu. Şimdiki yaşadığımız zorluk bugünkü o otoriter kafa. Evet ama bütün buna rağmen hiçbir şekilde bu toplum bu olan biten şeye teslim olmuyor. Yani medyayı Elbette. ne kadar kuşatma altına alırsa alsın yine insanlar sosyal medyayı kullanarak bütün itirazlarını, bütün isyanlarını dile getiriyorlar, dayanışıyorlar ne kadar başka meclisi etkisiz hale getirirse getirsin insanlar olan bitenlerin de çok farkındalar. Peki şöyle bir soruyla sonlandıralım söyleşimizi. Ne görüyorsunuz? Yani bu kapatma döneminin arkasından geçen yıl olduğu gibi tekrar böyle faizleri düşürme, ekonomiyi canlandırma vesaire. Çünkü bu iktidarın derdi Günü kurtarmak, e, ileri değil, e, günü kurtarmak, iktidarda e, kalmak e, ve e, bununla devam etmeye çalışmak. E, bu böyle bir cinnet hali yine söz konusu olabilir mi? Mustafa Bey, şimdi ben hayır olmaz herhalde ders almışlardır demeyi çok isterdim. <laughs> Ama son 2-3 senede yaşadığımız bütün örneklerin bize söylediği bir şey var. AK Parti'nin bugünkü kadroları için irrasyonellikte bir sınır yok. Yani bakın markette neyin satılacağına dair genelgeyi bile 24 saat içerisinde değiştiren bir akıl yönetiyor bugün ülkeyi. Yani bu arkadaşların limitini, sınırlarını bence hepimiz anladık. Aslında bunlar hep böyleydi bu arada. Yani AK Parti'nin o nispeten ekonomik e, konularda, siyasi konularda daha başarılı olduğu dönemlerdeki kadroların hiçbiri artık AK Parti'nin içerisinde değil. Ama şunu çok net bir biçimde söyleyelim. Yani buradan yeniden yanlışa gitmezler bana dedirtecek hiçbir şey yok. Tam tersine ben fırsatı buldukları ilk anda maalesef, maalesef yeniden aynı hataları tekrarlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü kafada bir ideolojik saplantı var. Faize nasıl mücadele edeceğini bilmeden Faize karşıtlık yaptığınızda neden bir akıl var? Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Defalarca ben bu ekranlarda söyledim. Cumhuriyet tarihinde faize karşı olduğunu söylediği halde en faizci hükümeti bu hükümettir. 245 milyar liralık bütçe açığının 2021 yılında 180 milyar lirasını faize ödeyeceğiz. Ben yapmadım bunu. Sayın Erdoğan ve damadı ve ekibi yaptı. En büyük faizci onlar. Yani bu bunun da çok basit bir sebebi var. Ortada bir cehalet var. Faizle mücadele etmek için enflasyon düşürmesi gerektiğini bilmeyen, tam tersine bir ilişki kuran bir akıl var. Ben açıkçası bu akıl kol olduğu sürece atadıkları Merkez Bankası Başkanı'nı görüyoruz işte. Yani konuşmalarını hepimiz dinledik. Yani bu arkadaşın bu faizleri fırsatını bulduğu ilk anda indirmek için geldiği çok açık belli. Kendisi bir Merkez Bankası Başkanı değil bir Bayburt Milletvekili gibi konuşuyor. Yani eski Bayburt Milletvekili olduğu için söylüyorum. Bir siyasetçi olarak konuşuyor. SİHA'dan İHA'dan bahsediyor. O yüzden maalesef üzülerek söylüyorum. Sorunuzun cevabı ilk fırsatta bence makul olmayana tekrar geri dönecekler. Evet ee, ama Türkiye'ye bu akla mecbur değil, biz mecbur değiliz. Evet. Bundan elbette çıkışın bir yolu olacaktır, bir yol bulunacaktır ya da bir yol açılacaktır, ama mutlaka açılacaktır. Serkan Hocan çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve gösterdiğiniz hoşgörü için çok teşekkürler.